Bu videoda formal yük kavramını inceleyeceğiz. Bu kavram sayesinde kimyada molekülleri analiz edebiliriz. Formal yük, molekülün bir bütün olarak tamamındaki yük demek değildir. Daha ziyade moleküldeki her bir atom için hesaplayabileceğimiz bir sayıdır. Yine bu kavram sayesinde hangi rezonans yapılarının, hangi molekül dizimlerinin rezonans hibritine en çok katkıda bulunduğunu tespit edebiliriz. Bu konuda daha derine inmeden önce gelin formal yükün tanımını yapalım. Daha sonra bu nitroz asit rezonans yapılarındaki çeşitli atomların formal yükünü hesaplama alıştırmalarına geçebiliriz. Bu ikisi de nitroz asit için geçerli Lewis ve rezonans yapıları. Ama biz burada formal yüke bakarak hangi yapının rezonans hibritine daha çok katkıda bulunduğunu düşüneceğiz formal yükün tanımına gelirsek ki bu tanımı moleküldeki her bir atom için yapacağız serbest nötr atomdaki değerlik elektron sayısı eksi bağlı atoma yerleştirilen değerlik elektron sayısı diyoruz yerleştirilen derken ne kastediyorum bu noktayı açayım bağ kurmuş olan atoma yerleştirilen değerlik elektron sayısı derken ortaklanmamış elektron çiftlerinin sayısı artı ortak elektronların sayısının 1 bölü 2'si demek istiyorum. Şimdi gelin formal yükün bu tanımını nitroz asidin bileşenlerine uygulayalım. Şuradaki hidrojenle başlamak istiyorum. Serbest nötr bir hidrojen atomundaki değerlik elektron sayısı kaçtır? Daha önce bunu görmüştük. İsterseniz periyodik tabloya da bakabilirsiniz. Serbest nötr bir hidrojen atomunun bir değerlik elektronu vardır. Peki bağlı olan atoma kaç tane değerlik elektronu yerleştirilir? Şöyle düşünebilirsiniz. Moleküldeki söz konusu atomun etrafına bir daire çizin. Tüm ortaklanmamış çiftleri hesaba katın ve şurayı da yarım bağ olarak düşünün. Her bir bağ için bir elektron diye düşünebilirsiniz. Çünkü burada ortak elektronların yarısı demiştik. Her bir bağda normalde iki ortak elektron vardır. Biz de yarısını aldığımıza göre bir elektron diyoruz. Burada da hiç ortaklanmamış çift yok. O zaman hidrojen için bağlı olan atoma yerleştirilen değerlik elektron sayısı 1'dir. O zaman hidrojenin formal yükü 0'dır. Oksijene geçelim. Aynı şekilde buraya da bir daire çiziyorum. Serbest nötr bir oksijen atomundaki değerlik elektron sayısı 6'dır. Eksi diyorum. Çünkü bağlı olan atoma yerleştirilen değerlik elektron sayısını çıkaracağız. Bağlı olan atomda iki ortaklanmamış elektron çifti var. Ortak elektronların da yarısını alacak. Bir elektron bu bağdan, birer elektron da şu ve şu bağdan gelecek. Toplarsak 2, 3, 4, 5. 6 eksi 5'ten elimizde artı 1 kalır. O zaman bu nitroz asit dizilimindeki bu oksijenin formal yükü artı 1. Azota gelelim. Aynı alıştırmayı yapıyoruz. Dairemi çiz. Evet. Serbest nötr bir azotta 5 değerlik elektronu vardır. Daha önce birçok kez görmüştük. Kendiniz de periyodik tablodan bakabilirsiniz. Bu sayıdan bağ kurmuş olan azota yerleştirilen değerlik elektron sayısını çıkaracağız. 1, 2, 3. İki tane de burada ortaklanmamış elektron çiftinden geliyor. Yani 5. Sonuçta formal yük 0 çıkar. Sondaki oksijene bakalım. Serbest nötr bir oksijende 6 değerlik elektronu vardır. Bundan da bağlı olan atoma verilen değerlik elektron sayısını çıkaracağız. 2, 4, 6 ortaklanmamış elektron. Artı 1 elektron da şu bağda var. Toplamda 7. 6 eksi 7'den formal yük eksi 1 çıkar. Bu oksijenin formal yükü eksi 1. Tekrar söylüyorum. Bu yük tüm molekülün yükü değil. Formal yük deyince bu dizilimin bileşenlerini analiz ediyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu dizilimde ortalama olarak söylersek nötr bir oksijene kıyasla buradaki oksijenin etrafında dolaşan fazladan bir değerlik elektronu var. Soldaki bu oksijense nötr bir oksijene kıyasla bir tane daha az elektron var. Şimdi aşağıdaki dizilime geçelim. Bu hidrojen üsttekine benziyor. Ortaklaşmamış elektron çiftleri yok. Sadece yanındaki oksijenle kovalent bir bağ kurmuş o kadar daireyi çizdim. Yukarıdaki gibi formal yükünün sıfır olduğunu anladım. Bu oksijene geçelim. Serbest nötr bir oksijenin 6 değerlik elektronu vardır. Bu oksijene yerleştirilen değerlik elektron sayısı da 2 4 5 6. 6 eksi 6'dan 0 formal yük çıktı. Azota geçtik. Serbest azotta 5 değerlik elektronu var. Bu azota yerleştirilen 2 3 4 5 değerlik elektronu var. 5 eksi 5'ten formal yük 0 çıkar. Son oksijene gelelim. Serbest oksijende 6 değerlik elektronu var. Bu oksijende 2, 4, 5, 6 değerlik elektronu var. 6 eksi 6'dan burada da formal yük 0 çıkar. Nitroz asidin ilk rezonans yapısında bir miktar formal yük vardı, değil mi? Bu oksijende artı 1, bundakinde eksi 1 vardı. Aşağıdaki yapıda ise hiç formal yük yok. Burada her bir bileşinin formal yükü sıfır. Her bir atomun formal yükü sıfıra ne kadar yakınsa rezonans yapısının rezonans hibritine katkıda bulunma ihtimali daha fazladır. Yani diğer rezonans yapısına kıyasla bu alttaki yapı hibrite daha çok katkıda bulunur. Bundan daha sonra bahsedeceğiz. Şimdilik formal yük hesabını bilelim yeter.